Evet arkadaşlar, bugün patates tarlamızda hastalık zararlı kontrolü yaparken mildiyo hastalığına rastladık. Mildiyo hastalığından biraz bu videoda bahsetmek istiyorum. Mildiyo hastalığı patates üretim alanlarında görülebilen patatesin en önemli hastalıklarından bir tanesi. %70'e varan ürün kaybına neden olabilmektedir. Hastalığın görüntülerini de izleyerek mildiyo hastalığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Patates üretim alanlarında uygun şartları bulmasıyla birlikte görülmeye başlanan ve patatesin en önemli hastalıklarından birisi olan patateste mildiyo hastalığı, Latince ismiyle Phytophthora infestans, salgın yaptığı yıllarda %70'e varan ürün kaybına neden olabilmektedir. Hastalık yapraklar üzerinde küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülür. Hastalığın ilerlemesiyle bu lekeler kahverengileşerek orta kısımlar canlılığını yitirmektedir. Gördüğünüz gibi. Yüksek nem ve yaprak ıslaklığında lekelerin alt yüzünde pamuk benzeri beyaz kül renginde bir küf tabakası oluşur. Mildiyo hastalığında yayılma iki şekilde olmaktadır. Birincisi bitkiden bitkiye bulaşma. Bitkiler gelişmeye devam ettiği sürece sekonder bulaşmalar birbirini takip ediyor. İkincisi ise bitkiden toprağa olan bulaşma. Yağmur veya sulama suyuyla hastalık etmenleri yapraklardan toprağa, oradan da toprak altındaki yumrulara ulaşarak onları enfekte ediyorlar. Bu yumrular da gelecek yılın bulaşma kaynağını oluşturuyorlar. Bulaşmalar genellikle günlük ortalama sıcaklığın 16 derece olduğunda, epidemi yani salgın ise 19-22 santigratta ve orantılı nem %80'in üstünde bulunduğu koşullarda gerçekleşiyor. Bu hastalıkla mücadele edilmediği takdirde ürün ve verim kaybı mutlaka olacaktır. Bu hastalıktan dolayı zarar görmemek için mutlaka kültürel veya kimyasal mücadele yapılması gerekiyor. Mildiyonun her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 derece veya en düşük sıcaklığın 10 dereceyi bulması ile ilaçlanmaya mutlaka başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerin görülmesi beklenmelidir. Optimum iklim koşullarında hastalık bitkiyi tamamen çürütebilir ve etrafa kendine has kötü bir koku yaymaktadır. Yaprak sapı ve gövdede nekrozlar meydana getirmektedir, gördüğünüz gibi. Bitkiyi hastalandırmak suretiyle yumru veriminin azalmasına, bunun yanı sıra kalitenin ve pazar değerinin düşmesine de neden olmaktadır. Patates mildiyosuna karşı ruhsatlı bitki koruma ürünlerinden bahsedecek olursak, simonaksil, fluazinam, bakır oksiklorit, metalaksil, fosforoz asit, etken maddeli bitki koruma ürünleri hastalığın tedavisi için önerilmektedir. İlaçlama tekniğinden bahsedecek olursam, yeşil aksam ilaçlamasında bitkilerin her tarafı, özellikle yaprakların alt yüzleri iyice ilaçlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız bir havada sabah veya akşam üzeri yapılmalıdır.